Nerede, nerede buharlaştırılan buharlaştırdıkları 128 milyar dolar? Nerede ordumuza teslim edilmeyen F-35'lerin parası? Nerede Ziraat Bankası'ndan Yandaş Medya projesine verilen 750 milyon dolar? Sizinle ülkemiz ve milletimiz arasında artık geceyle gündüz kadar fark var. Siz yandaşlarınız adına düyunu umumiye memurluğuna soyundunuz paraları sizden bize dönüp paraları sizden söke söke alırlar diyerek talan ve rant düzeninden majestelerinin mahkemelerinden yana saf tuttunuz. Milletimiz geldikleri gibi giderler diyerek sizi ilk sandıkta göndermek için gün sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Baki, Erdoğan şahsım hükümeti gidicidir. Milleti kuru soğana muhtaç edenler, milletle kader birliği yapamaz. Bugün bu ülkede 17 milyon bin yoksul var. Ülkede her 5 kişiden biri yoksul. 10 milyon işsiz var. Firmalarımız, esnaflarımız henüz pandemiden sonra daha toparlanamadı. Haziran ayının sonunda yani birkaç gün sonra işten çıkma, çıkarma yasağı da kısa çalışma ödeneği de sona eriyor. Onun en azından yıl sonuna kadar uzatılması gerekir. Eğer yapılmazsa daha fazla işsizlik ve yoksulluk riski maalesef kapıda bekliyor. Geçtiğimiz hafta Credit Suisse'in 2021 küresel servet raporu açıklandı. Türkiye'nin en varlıklı yüzde biri ülkemizdeki toplam servetin yüzde 42,8'ine sahipmiş. Oligark düzeninin hakim olduğu Rusya'dan sonra servet dağılımı en bozuk ikinci ülkeyiz. Yine bu ülkede en varlıklı yüzde beş, ülkedeki toplam servetin yüzde 62.2'sini elinde tutuyor. Para pul bir avuç yandaşa, yoksulluk, işsizlik, kimsesizlik vatandaşa. Böyle bir paylaşımı kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Yozlaşmanın zirve yaptığı yerde servetler en tepede toplanır. Bundan 27 yıl önce fakir neden fakirdir? Çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Zengin niye zengindir? O da çalmasını iyi becerdiği için zengindir. Vaka mı bu? Bugün bu ülkede fakir garip, işçi garip, memur garip, bordro mahkumu diyen bir belediye başkanı şimdi cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Milletin tamamı da garip oldu. Değerli basın mensupları. 1 bir Temmuz'a birkaç gün kaldı. İstanbul Sözleşmesi sona eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi yok sayıldı. Tek bir kişi, tek bir imzayla ile koskoca ülkeyi kadına ve aile içi şiddeti önlemeye dönük bu uluslararası sözleşmeden çıkardı. Bundan sonra her kadın cinayetinden, her çocuk istismarından Erdoğan şahsı hükümeti sorumludur. Buraya imza atan Erdoğan sorumludur. Yine Temmuz gelirken maaşını ay sonuna yetiştiremeyen emeklilerimiz Temmuz'un ilk haftasında belli olacak maaş zammını dört gözle bekliyor. Şimdi TÜİK'in makyajı rakamlarına bakarsak ilk 5 ayda enflasyon %6,4. Enflasyon bağımsız enflasyon araştırma grubunun hesapladığı 5 aylık enflasyon ise %15,6. 2 katından fazla. Bir de eve pazar arabasının yarısı boş dönen emeklinin enflasyonu var. O ise arşa alaya çıkmış vaziyette. Çarşı pazar yanıyor da çiftçi mi kazanıyor derseniz o da doğru değil. Çiftçimiz artan gübre, tohum, ilaç, mazot fiyatlarından illallah diyor. Erdoğan şahsım hükümeti son 14 yılda çiftçinin hakkı olan 212 milyar Türk liralık desteğe çökmüş vaziyette ödemiyor. Her bir çiftçi ailesine 29.287 lira borcu var. O da yetmiyor. Eskiden 45 günde ödenen sertifikalı tohum desteği için şimdi bir çiftçi bir yıl beklemek zorunda kalıyor. O zaman sertifikalı tohum da kullanamıyor. Konya Ovası kuraklıktan kavruluyor. Kızılırmak'ı Konya'ya bağlayan proje Konya Ovası sulama projesi tamamlanmayı, eski kanallar yenilenmeyi bekliyor. Erdoğan şahsım hükümeti ise ülkemizin tağı lambarı Konya'nın sulama kanallarını bırakmış. Talan İstanbul projesinin peşinde koşuyor. Sonra sonuç sulamada kullanılan elektriğin faturası çiftçiyi yakıyor. Çiftçi banka kapılarına düşüyor. Şimdidir. Yani bugüne kadar ödemediğiniz destekleri ödemenin tam zamanıdır. Ama Erdoğan şahsı hükümeti eski hamam eski tas işleri götürürüm zannediyor. Binlerce atanamayan öğretmenimiz var atanamayan öğrencilerin umudu saray, sarayın kibirlisinin son açıklamasıyla bir kere daha kırıldı. Eğitim sendikaları okullarımızda 100 bin civarında öğretmen açığı olduğunu söylüyor. Ama saraya göre öğretmen açığı falan yok, öğretmen fazlası var. Yani bu ne demek? Öğretmen almayacağız demek. Geçen hafta Konya'da Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden öğretmen olmaları için istenen Formasyon dersiyle ilgili belirsizlikleri, atanamayan paramedikler'in sıkıntılarını dinledik. Gencecik bir paramedik evradımız. Atanamamış, rahmetli babasının kırtasiye dükkanında çalışıyor. Çok sevdiği mesleğini yapamamanın üzüntüsü gözlerinde. Kendisinin dükkanı var ama kendi döneminde işsiz olan, atanamadığı için işsiz kalan birkaç arkadaşının canına kıydığını da bize anlatıyor. Bu arada sarayın beslemelerinin bir eli yağda, bir eli balda. Bu ülkede 10 milyona yakın insan asgari ücretle çalışıyor. Milletin asgari ücreti 2826 lira, saraydakilerin asgari ücreti 30, en az 35 bin lira zaten asgari ücret diyoruz. En az iki yerden maaş almak da sarayda kural. Otoriter rejimler itaatkar, sadık yandaşlara ihtiyaç duyuyor. Sadakati sağlamak için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor. Milletin cebinden ulufe dağıtıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Fakat ünlü dizelerde söylendiği gibi Hasan Dağ Arpalık'tır eğer saban yürürse, her derede bir değirmen eğer suyu gelirse, her köylüden bir tavuk eğer köylü verirse, güzel gidiş bu gidiş eğer sonu gelirse. Her kötü yönetim gibi Erdoğan şahsı hükümetinin de siyaseten sonu gelmiştir. Şimdi koltuğu vermemek için bin dereden su getiriyorlar. Beceremeyince de vatandaşın gözünü korkutmak için kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendilerinden olmayan herkese şiddet uyguluyorlar. Biz bu memleketin zencisiyiz deyip iktidara gelenler şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetinin kurbanı olan Floyd'a yapıldığı gibi gazetecileri boğazına çöküyorlar. Nefetsiz bırakıyorlar. Bunları soruşturması gereken bakan yardımcıları da işi gücü bırakıp bu şiddeti eleştiren muhalefete cevap yetiştirmeye çalışıyorlar çok konuşmasıyla tanıdığımız İçişleri Bakanı da her nedense bu mesajları sosyal medyadan paylaşmakla yetiniyor. Hayırdır? Saray bu bakanı artık konuşma yasağı mı uyguluyor? Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetin ne yaptığını neyi yapmadığını gördü. Bu hükümete notunu da verdi. Erdoğan şahsım hükümeti artık yıpranmış, eskimiş yönetme kabiliyetini yitirmiştir eskimiş conta misali işlevinin yerine getirememektedir. Suyu kaçırmakta evin faturalarını şişirmektedir. Bunları değiştirme zamanı gelmiştir. Milletimiz bu hükümete tasdiknamesini vermek için gün saymaktadır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ortaklarıyla milletin vereceği göreve hazırdır. Yeni kurumlar Yeni kurallar, yeni kadrolarla milletimizi işle, aşla, refahla bulaş, buluşturmaya hazırdır. Hakla, hukukla, adaletle ülkeyi gerçek bir demokrasiyle yönetmeye, herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaya, milletimizi üreterek zenginleştirmeye, zenginliği hakça paylaşmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya, dışlamamaya kesinlikle kararlıyız. Biz ekonomimizi büyütürken ülkemizi, dağımızı, taşımızı, nehirlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Milletimizi, devletimizi borca batırmayacağız.